Çin devletinin artık birçok alanda olduğu gibi enerji alanında da artık birçok ülkeyi geride bıraktığını görmüş olduk. Özellikle yenilenebilir enerji alanında başta Asya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde artık Çin firmalarının, Çin markalarının ki Türkiye'de bunlardan bir tanesi olma yolunda şu anda başlamış durumda olduğunu gördük. Çin'deki ziyaretimizde Çin'in aslında biz enerji sektöründe kullanılan EPC dediğimiz yani bir işletmeyi hayata geçiren firma anlamında. Bunun aslında biz dünyada çok az örneğini gördüğümüz bir şey gördük Çin'de. Çin devletinin EPC firması vardı mesela. Biz bu EPC firmasıyla görüştük. Dünyada 40 gigawattın üzerinde şu ana kadar yapmış oldukları yatırımlar. Ki buradaki Türkiye'deki toplam yenilenebilir enerji yatırımlarımızın 30 gigawatt olduğunu düşünürsek sadece Türkiye'nin üzerinde bir yatırım yapmış bir firmadan bahsediyoruz. Tabii Çin'de yenilenebilir enerji kısmında birçok işi artık kendileri yaptığını görmekteyiz. Sadece tabii GES alanında çok uzmanlar, panel kısmında zaten çok iyilerdi. Sonra akü kısmında rüştünü ispat ettiklerini gördük. Bugün birçok dünya devi otomobil markalarının da akülerini Çin firmalarının tedarik ettiğini biliyoruz. Bununla birlikte bir de RES, rüzgar enerjisi alanında da yine bizim bugün Türkiye'de her ne kadar %95'lik kısmını şu anda Avrupalı firmalar hala yatırımlarını kuruyor olsa da Çinli firmalarının da agresif bir şekilde şu anda Türkiye pazarında olmak istediklerini enerjide bir Çin rüzgarı geliyor diyebilir miyiz? Türkiye net bir şekilde. Bunu çok iyi gösteriyor. Hem güneş enerjisi tarafında hem rüzgar tarafında çok iddialı olduklarını gördük. Ve tabii bizim Türkiye'de bildiğimiz markalar çok iyi Alman firması vardır. Birçok Türkiye'deki yatırımın da aslında yatırımı sağlamış olan firmalardır bunlar. Ve şu ana kadar da çok çalışan firmalarımızın da çok mutlu çalıştıklarını görüyoruz. Enerji alanındaki önümüzdeki süreçte artık adımlarını çok daha fazla ve büyük attıklarını, özellikle otomobil sanayinde bunu çok iyi kendilerini rüştünü ispat ettiklerini ifade ediyorlar. Bugün 27 tane çok önemli Çinli otomobil markası var. Ve biz bu alanda şu anda dünyada en iyisiyiz. Ve işte bugüne kadar Avrupa'daki işte ismini çok iyi bildiğimiz otomobil markalarını biz önümüzdeki 10 sene içerisinde Çinli markalarımız da onların önüne geçeceklerini ifade ediyorlar. Çünkü bunun aküsünden tutunuz, bunun birçok teknolojisini artık Çin'de kendi yerli milli olarak yapıyorlar. Yani özellikle otomotiv sektörlerine bakıldığında bugün Çin'de örneğin işte Şangay ana şehirlerine baktığımız zaman Şangay özelinde bugün %65-%70'lere ulaşmış bir artık elektrikli araç var. Ve Çin genelinde de %30'a artık ulaştığını görmekteyiz. Ve bu elektrikli araçların bugün işte Türkiye'de de çok şükür artık kendi artık yerli ve milli markamız TOK gibi sadece bir marka değil, bundan sonra ikinci ve üçüncüsünün de aslında doğabileceğine artık inancımız artarak devam etti. Çünkü Çin'de gördüğümüz hakikaten özellikle hem küçük otomobiller hem de bunların çok konforlu dediğimiz üst segment SUV araçların da her iki alanda da çok iyi üretimler yaptığını gördük. Bizim şu dakikadan sonra Türk firmaları olarak sadece oradan alım yapmak değil, bu firmalarla artık ortaklıklar kurmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Aslında bu ziyaretimde en çok bunu aslında bir kez daha görmüş oldum ve ciddi bir know-how'a sahipler. Biz Türkiye olarak da çok iyi bir iş gücüne sahibiz. Çok iyi iş bilirliğimiz var ve Avrupa'ya olan köprü vazifemiz dolayısıyla da lojistik ve coğrafi konumumuzda çok iyi olması vesilesiyle de Çinlilerle çok iyi joint venture şirketler kurabilir durumda olduğumuzu gördük. Bunu da bizim şu andaki enerji alanında iki Türkiye'de yenilenebilir alanda rüzgar enerjisine yapacağımız olan firma olarak da yapacağımız iki tane önemli yatırımımız var. Bu iki yatırımla alakalı Çinli firmalarla görüşmelerimizi yaptık ve bu firmaların da direkt Türkiye'nin şu andaki hem
notunun görünümü, hem CDS'lerdeki olan olumlu dünyadaki perspektifi vesilesiyle de Çinli firmaların buraya ciddi bir yatırım anlamında bir kredilendirme de sağlayacaklarını ifade ettiler. Tabii kendilerini biz Çin'e gittiğimizde Keban ve Atatürk Barajı özelinde ciddi bir çalışma yaptıklarını da ben gördüm orada. Ve her iki barajda 6 gigawattlık bir yatırım yapabileceklerini ifade ettiler. Çünkü o barajların üzerinde çalışmaları yapılmış. Ne kadar güç kurulabileceği üzerinde de bir çalışma yürütmüşlerdi. Yaklaşık 12 gigawattlık, işte 6 gigawatt birine, 6 gigawatt diğer barajımız olmak üzere 12 gigawattlık bir yatırım yapabileceklerini ve bunun da yaklaşık 15 milyar dolarlık bir yatırım. Bu yapılacak yenilenebilir enerji hem sizin de ifade ettiğiniz gibi barajlarımızdaki minimum buharlaşmayı sağlarken aynı zamanda cari açığımıza da çok büyük etkisi olacak. Ki şu anda enerjiyi bir kenara bıraktığımızda ülke olarak birçok sektörde artık cari fazla vermeye başladık. Ancak maalesef ki enerji alanındaki ithalatımız, ki bunlar büyük rakamlar, bizim hala cari açıkta büyük bir kısım oluşturuyor. Barajı yapacaklar ancak 12 gigawattlık kurulacak GES'in de üretimini Türkiye'de yaparak kurulumunu yapacaklar. Bu da çok önemli bir kısmımız. Yani bunu Çin'den getir panel, hayır. Bunu da Türkiye'de üreteceklerini ifade ettiler. Ve bu alanda da Avrupa'nın en büyüğü olacağız sözüyle yola çıkıyorlar aslında. Çünkü 12 gigawattlık bir GES tesisi malumunuz bölgede yok diyebiliriz. O yönüyle hem sadece barajda yenilenebilir enerji değil, aynı zamanda Türkiye'de çok büyük de bir GES panel üretim tesisi de olup hem Türkiye içerisinde hem de Avrupa'ya ihracat yapan bir Türkiye'de bir kurulmuş bir firma daha olmuş olacak. Bu da diğer bir artısı işin aslında. Hakeza rüzgar enerjisiyle alakalı da ben şunu çok önemsiyorum. Artık Türkiye'nin, ülkemizin yapmış olduğu işler dünyada parmak ısırtıyor biliyorsunuz. İşte geçtiğimiz günlerde yine işte savaş uçaklarımızı izledik gururla. Bugün Türkiye bu tip önemli işlere imza atabilirken ben hala Türkiye'de rüzgar türbinlerini işte yurt dışından getirmeyi çok absürt görüyorum. Bunun da Türkiye'de artık yapılabilir olduğunu, daha önemli işleri yapabildiğimiz ve Türkiye'de de bunu yapabileceğimizin aslında gezmiş olduğum tesislerde gördüm. Bunu da Çinli dostlarımıza da ifade ettiğimde bunlar Türkiye'de biz önümüzdeki süreçte yatırımını yapmaya hazırız şeklinde. Sadece GES anlamında değil, rüzgar anlamında da, tribün üretimi anlamında da biz Türkiye'de olmak istiyoruz dediler. Keza şu anda İzmir bölgemizde bir tribünlerin belli bir kısmı üretiliyor. Özellikle kanat kısımları bu enerji alanındaki bizim önemli bir açığımızı oluşturan, cari açığımızı oluşturan enerji alanında da inşallah güzel işlere imza atacağımız bir Türkiye yüzyılında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.